Sakarya Akyazı, Burak Erdoğan, Aziz'im, Sakarya Karabürçek, Gürkan Uzun, Yeşilköy, Akçabece Derneği adına görüşüyor. Edirne'den getirdik davul ile zurnayı, Şahin'de küçüktür ama gökten indirir turnayı. Sakın sakın rakibini küçümseme, beni var. Allah Allah illallah Muhammeden Resulullah. Alkışlarla diyelim destek ve pehlivanlarla başlayalım. Allah devam etsin. Deniz Matbaa, Ziya Denizkez. Demek muhtarımız İsmail Yıldırım güreşlerimize teşrif etmişlerdir. Kendilerine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Dursun bize Çatuk, Yeşilköy. Evet. Kahve arabalarıyla izleyici olarak mı geldi? Evet, Güneş'e seyretmen geldi. Açsızsız cepheye mermi taşıyan bir düşman postalı dahi bu topraklara ayak basmasın diye. Biliyor musunuz siz ne kadar eskisini hatırlıyorsunuz? Ben bilmiyorum onu ben. Yeni altınların çok eski, çok evi. Bizim çocukluktan mı yok ya? Bizler 320 kiloluk vermişsiniz. Ben güleşmedim. Yalan yok. Ben buralıyım. İsminiz Mehmet Genel. Evet. Boğaz'ın sularına gömen koca seyitlerin, seyit anbaşıların torunlarıyım. Bir geçmişi var güreşçiler. Bizler ben 81 yaşındayım. Devam eder öyle bu. Kumlu Fenerbahçe. Tabii tabii. Kıbrıs'ta. Ben güreşmedim. Ama yalandan güreştik bir eski. Ben de yendim aşağı okuluyumda. Şehitlerin torunlarıyız. Çocuklarınız, torunlarınız güreşenler var. Ben de 24 tane torun var. 24. Gençliğine. Ne mutlu. Güreşen yok. Amcası da tanıyalım. Niyazi Çolak. Bu köyden. Bu köyden yiyeyim. Evet. Sizin güreşle ilgili... Ben seyirciyim. Evet. Ben daha hiç meydana çıkmamışımdır. Ama yıllardır izliyorum. Ondan da geri kalmam. Dışarıda dedik giderim ben. İçinde öyle
coşkunu geliyor hemen. Sizin torunlarınız var mı güreşen? Çocuklarınız torunlar? Yok yok. Torun adı yok da oğlan hoca. Güreş hocası. Güreş değil. Güreş ya, değil ya. Canlı hocası. Ya canlı hocası ya. Peki bu güreş gelenekler devam etsin ister misiniz? Yani bu güreşler. Gülsün kapıyı. Bırak bak. İki bayram yanmadılar kaldırdılar güreşi. İnsan yoktu bak. Görüyor musun topluluğa bak. Güreş başladı. Cemaate bak çocuk millete. Yani bu gelenek devam etsin. Etsin ya. Bir iki sene bıraktılar. Biz bunlara gelmez olduk yani. Güreşi yeni geldi. Bak bu Muhtar Sefa. Balaklı Muhtar'dan bir oldular. Güreşi kaldırdılar. Bayram özgüdür. Şimdi bak bu millete bak. Böyle insanlar da bulacaktır. Güreş özgüdür bayramın tadını. Tabii tabii tabii. Şimdi. Furkan Turan. Bu köyden misin? Yok, İzmit, İzmit'ten. Burada ilk defa mı kaldın? Evet. Allah Allah. Hedefiniz nedir? Yenildim abi, yarın artık. Öyle mi? Evet. Peki, geçmiş olsun. Seçkin Duman. Bu köyden misin? İzmit'tenim. Güreşecek misin yoksa? Güreştim, yenildim. Evet. Sizler yaptın. Mesut Yılmaz, Zonguldak Alaplı'dan geliyorum. Zonguldak Alaplı Belediyesi adına görüşüyorum. Alaplı'da güreşe devam ediyoruz. İşte bugün bayram nedeniyle buraya geldik. İşte bayram güreşleri varmış. İşte bir katılalım dedik. İşte çok teşekkür ediyoruz buradaki organizasyon düzenleyen herkese. İşte derece yapmaya çalışacağız inşallah. Güreşeceğiz. Kaç senedir güreşiyorum? 3 senedir. Ben 10 senedir güreşiyorum. Burada da 3 senedir geliyorum. 3 senedir de birinci oluyorum. İnşallah bu sene de birinci olacağım. Geçen Allah'ın izniyle. Geçen sene birinci oldum evet. Bu sene hedefiniz yine İnşallah birinci. Yine birincilik olmak. İnşallah. Sağ olun. Sağ olun. Aile yapalım mı aile dergâhı? Bugünle ilgili görüşlerinizi alalım. Evet, geleneksel hale gelen Beyveren ve Balatlı Karakucak güreşlerimiz Kurban Bayramı'nda da gerçekleştiriliyor. İnşallah sporcu kardeşlerimiz güzel güreşler çıkartırlar. Tabii centilmence sürer diye devam ediyorum. İnşallah hepsine bundan sonraki güreş hayatlarında da başarılar diliyorum. Tabii Beyveren Köyü bizim için önemli büyük bir köyümüz. Bizler de güreşe her zaman atasporumuza destek vermeye devam edeceğiz. Karınca kararınca inşallah. Belediye olarak bir güreş takımı ya da desteklediğimiz Sponsor olduğumuz bir güreşçimiz var. Feridun Çatağ sponsoruz. İnşallah böyle uluslararası ya da ulusal bazda kariyer yapabilecek, bize ödüller getirebilecek, Akçak Hoca'nın adını duyurabilecek bütün sporcu kardeşlerimizi inşallah destekleyeceğiz. Vallahi şu ana kadar güzel bir ortam var. Güreşler güzel geçiyor. Ve insanları da görüyorum, bize dahil olmak üzere gayet heyecanlı güreşler oluyor. Bu gelenek zannediyorum bundan sonra daha da güzelleşerek gelişecek. Yani gördüğümüz o daha önce daha az sayıda güreşçiyle güreşler düzenlenirken her geçen gün bu sayı artıyor. Ben bu arada Sayın Başkanımıza da güreşlerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca ilerleyen zamanlarda zannediyorum güzel bir güreş sahası yapacağız. Sayın Vekilimiz bugün gelmedi. Onun sözünü bir kez daha almak istiyordum ondan ama olmadı. Gelirse yine ısrar edeceğiz. Geçen Ramazan bayramında bize bir söz verdi. Beyören köyüne bizim de teknik altyapısını hazırladığımız bir güreş sahası inşallah kazandırırsak bu güreşler çok daha güzel, bu organizasyonlar çok daha heyecanlı olacaktır diye umut ediyoruz.
Nas gitmezse yani güreşçilere başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Güreş sahası bu sahada mı olacak yoksa başka bir yer mi düşünülüyor? Bu saha değil. Bizim eski yıkılan bir ilkokul alanımız var. Orada genişçe bir alan da var. Siz de takdir edersiniz. Şu kalabalık için bu saha yetersiz. Ve bu güreş etkinliği bu köylerde devam etmesi gereken bir etkinlik. Biz de bu yüzden bu taşın altına elimizi koyduk. Vaktimizden, kendimizden bir şeyler katalım. Daha da iyi yerlere gelsin diye. İnşallah katkısı birçok insanın bundan sonra da artarak devam eder bu güreşlere. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Birinci Emre Duman, ikinci Tolga Gürsel, üçüncü Kazım Işık, eyvallah sahaya. Emre Duman, Tolga Gürsel ödülünü İbrahim Bilgin Beyefendi'den alacaklar. Üçüncü Kazım Işık, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Mehmet Pazvan Beyefendi'den alacaklar. Burada mı? Burada mı? Mehmet Pazvan Beyefendi buradalar mı? Ver abi. Yazdın mı? Yok. Evet. Yapacak üçüncü ödülünü verecekler. Mustafa, şöyle fotoğraf. Mustafa. Başkan yardımcısı. Evet, çocuklar.